Almanya'ya gideceğiz çünkü Almanya teröristlerin aslında merkez üssü, toplanma noktası olmuş durumda. Özellikle de FETÖ'cü teröristlerin yuvası haline dönmüş durumda. Son duruma bakacağız, son bilgilere bakacağız. Haber muhabiri İsmail Erel karşımızda. İsmail kolaylıklar dileyelim. Teröristlerin Alman basına yaptığı açıklamalarda var, skandal açıklamalar. Peki neler konuşuluyor Almanya'da? Evet, FETÖ'nün kendisine yeni üst seçtiği Almanya'daki faaliyetleri artık Alman basınına da rahatsızlık vermeye başladı diyebiliriz. Ülkenin en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung FETÖ'ye yakın derneklerin Almanya, Almanya'da yüz binlerce oyluluk teşvikten yararlandığını yazdı. Gazete sadece bir derneği baz alarak e, yaptığı araştırmasında iki yıl içinde bu derneğe yaklaşık 850 bin euro ödeme yapıldığına dikkat çekti. Almanya'da FETÖ'ye yakın 300 dolayında dernek olduğu dikkate alındığında Almanya'nın sözde sosyal faaliyetler için her yıl milyonlarca euroyu FETÖ'ye yakın ...derneklere aktarıyor diyebiliriz. Zühtoyçı Çaytung... ...derneklerin teşvik başvurusunda bulunurken... ...FETÖ'ye yakınlığını... ise ...gizlediğini belirtti. Gazete, dernekler... ...Gülen'e bağlı olduklarını gizliyor... ...yorumunu yaptı. Örgütün bulanık... ...yapısının kendilerini... ...gizlemekte yardımcı olduğuna dikkat çeken... ...gazete. Aslında... ...teşvikten sadece bir değil... ...toplam yedi dernek faydalanmış diyerek... ...derneklerin birbiriyle olan bağlantısını da vurguladı. Derneklerin şeffaf olmadığı da işlendi haberde. Zaten FETÖ'ye yakın dernekler bir süre önce yani özellikle koronavirüs nedeniyle derneklere verilen teşviklerden yararlanmak için kendilerine hemen aktif ve faal dernek süsü verdi. Sonuçta Alman komşulara hediye paketleri hazırlandı. Bunlar gönderildi ve bu fotoğraflar sosyal medyada aktif bir dernek intibası oluşturmak için paylaşıldı. Bazı dernekler çok eski fotoğrafları paylaştı. Amaç dediğim gibi faal dernek intibası uyandırarak devletin dernekleri ödediği teşviklerden faydalanmak. Ama FETÖ dernekleri artık Alman evet. basını da rahatsız etmeye başladığına göre FETÖ'nün önemli bir gelir kapısı kapanabilir diyerek sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.